Diyanetin yaptığı faaliyetlerin büyük bir bölüm tabii Kur'an'a uygundur. Ama mesela Diyanet çıkıp Kur'an'ın en mühim hükümlerinden İttihat-ı İslam olsun diyemez ve demez. Allah'ın hükümleri olduğu gibi uygulansın demez ve diyemez. Genel evler kaldırılsın diyemez. 200 bin kadın Türkiye'de satılıyor, bu haramdır diyemez. Mümin evladı bunlar, yazıktır, günahtır diyemez. Milli piyango, milli bir günahtır. Yüz binlerce, milyonlarca insan kumar günahına sokuluyor. Milyonlarca insan kumarın günahıyla yükleniyor diyemez. Şarap fabrikaları, rakı fabrikaları kapatılsın. Bunlar haramdır diyemez. Ne der? Hemen hemen hiçbir şey diyemez. Darwinizm geçersizdir. Darwinizmin okutulması, gerçekmiş gibi anlatılması haramdır. Dünyayı, kainatı Allah yaratmıştır diyemez. İngilizlerin devleti deccaliyettir, İslam alemini mahveden güçtür diyemez. Homoseksüellik haramdır. Gençliğimizi mahvediyor, gençliğimizin fıtratını bozuyorlar. Dünyayı mahvediyor. Homoseksüellik Türkiye'de yasaklanmalıdır. Devlet buna karşı mücadele etmelidir diyemez ve demez. Mehdi gelecek, İttihat-ı İslam olacak diyemez. İsa Mesih inecek diyemez. Deccal çıkmıştır diyemez. Ahir zaman alametleri oluşmuştur. Hepsi açık delilleriyle zahir olmuştur diyemez. Hatta işin acı yanı Kur'an mucizelerini bile anlatamıyor Diyanet. İman hakikatlerini anlatamaz. Ancak işte işçinin iyi çalışması gerektiği, patronun da ona maaşını zamanında ödemesi gerektiği, işte fakirlere sadaka vermenin iyi olacağı, ondan sonra zekatta karısının altının 1/40'ını verirse iyi olacağı, bundan kaçınılmaması gerektiği. Hacı çok önemli görüyor. Umre, Diyanet'in en önemli görevlerinden biri budur. Umre, Suudi Arabistan, Allah malını mülkünü de artırsın. Onları zengin edecek bir çalışma. Habere Umre'yi adam götürtürürler. Hac zaten farz, o tamamında bir şey yok ama hacı en önemli konu olarak odur yani Diyanet'in görevi. O konuda uzmanlaşmışlardır. Yani haçla İslam alemi mahvolmuşken yani şimdi hacca verecek parayı İslam alemini kurtarmak için vermen lazım. Çünkü Suriye'de, Irak'ta Müslümanlar mahvediliyor, kesiliyor, asılıyor, biçiliyorlar. Yani o felaketin durdurulması farzdır. Hac farzından daha önemlidir bu. İttihat-ı İslam'a paranın verilmesi lazım. İslam alemin birleşmesine para verilmesi lazım. Hacı amcalar paraları toplayıp götürüp bankaya yatırıyorlar. Bankada da faizleri de var. İşte banka faizi haramdır da diyemiyor Diyanet. Demez de zaten. Efendim ne der? İşte bu. Bu tip şeyler. Halbuki hac da yani şu an Müslümanlara büyük bir bölümüne farz olamaz. Çünkü Suriye'de Müslümanlar katlediliyor. İslam aleminin her yerinde Müslümanlar katlediliyor. Bir kere bu katliamın durdurulmasına paranın harcanması lazım. Derhal bu zulmün durdurulması lazım ve Müslümanların birleşmesi, İslam aleminin birleşmesi için paranın harcanması gerekiyor. Ve İslam'ın Müslümanların aydınlatılması için harcanması gerekiyor. Ama böyle değil. Adamlar her 6 ayda bir umreye gidiyorlar. Çoluk çocuk, ailece falan. Müslümanların hiçbirini de görüşmüyorlar. Tehlikeli buluyorlar Müslümanları. Halbuki bütün Müslümanların görüşmeleri farzdır. Her ne olursa olsun yanlışları düzeltmesi lazım. Ama Müslüman Müslümandan görüşmüyor. Diyanet de bu konuda devreye girmiyor. Mesela Süleymancı Nurcu ile dost olsun, Nakşibendi Kadiri ile dost olsun demiyor, diyemiyor. Kendi aleminde maaşını alıp oturuyorlar aşağı yani. Pek iş açıcı bir durum değil. Zaten Diyanet İşleri Başkanı bunu söylüyor. Evet, dinliyorum.